İlk harfiniz A harfi. Hadi bakalım başlayın. A harfiyle başlayan uzun bir kelime. A harfiyle ne başlıyor, ne başlıyor? Ben araba diyeceğim arkadaşlar. Araba. Tamamdır. Ha? Örümcek kız sen ne yazdın? Aşkım ben aslan yazdım. Aslan mı? Baba ben de at yep yazdım. Tarık sen ne yazdın? Ben de ağaç yazdım. Tarık bula bula ağacı mı buldun? Aramızda en kısa yazan sensin. Ne yapayım oğlum, aklıma bir şey gelmedi. Bu arada neredeyiz arkadaşlar? En uzun yazan örümcek kızla ikimiziz. Evet aşkım. Evet, şimdi sıradaki harfimiz B harfi. B harfi, B harfi, B harfi. Dur, aklıma efsane bir şey geldi. Buzdolabı. Tarık sen ne yazdın öyle? Buz yazdım. Tarık niye buz yazdın? Buzdolabı yazsaydın ya. Oğlum aklıma gelmedi. Tarık ne kadar şapşalsın. Baba ben başkan yazdım. Başkan mı? Keşke başbakan yazsaydın, daha uzun olurdu. Aa doğru. Ben bu oyunda profesyonelleştim arkadaşlar. Artık her şeyi biliyorum. Aşkım ben de bayram yazdım. Keşke bayram yazmak yerine İstanbul'un bir ilçesi olan Bayrampaşa yazsaydın, daha da uzun olurdu. Ya bakın nasıl tavsiyeler verdim size. Bakın arkadaşlar, bu arada birinci benim, görmüş olduğunuz gibi. Şu anda en üstte benim. İnşallah böyle devam ederim. Evet, sıradaki harfimiz C harfi. Ya C harfiyle ne olabilir arkadaşlar? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ne yazsam, ne yazsam, ne yazsam, ne yazsam. Neyse arkadaşlar, kısa bir şey yazacağım ama en azından idare eder. Cam yazdım. Siz ne yazdınız? Aa, örümcek kız beni geçmiş. Evet aşkım bak, cephane. Cephane mi? Ya çok akıllıca ya. Keşke ben düşünseydim. Tarık sen ne yazdın? Birader ben Cezayir yazdım. Bu bir ülke. He evet, ülke doğru. Baba ben cetvel yazdım. Cetvel mi? Mantıklı. Ya benim aklıma hiçbir şey gelmedi C harfiyle ilgili ya. Ben gittim cam yazdım. Ha, aşkım ben seni geçtim. Evet beni geçtin örümcek kız. Şu anda beni geçtin. Olamaz arkadaşlar ya, geriye düştüm. Şuna bakın, örümcek çocukla aynı seviyedeyim. Benim bir an önce uzun şeyler yazmam lazım. Yoksa arkadaşlar bayağı bir geriye düşeceğim. Bir sonraki harf D harfi. Denizli'nin D'si. Ah, Denizli doğru ya. Hemen arkadaşlar Denizli yazalım. Bugün Denizli arkadaşlar. Denizli'nin D'si. Bakalım Tarık ne yazmış? Aa devlet yazmış. Oğlum ben çok aşağıda kaldım. Evet Tarık çok aşağıdasın. Oh örümcek kıza bakın. Dünya yazmış. Evet aşkım dünya aklıma geldi. İyi yaptın örümcek kız. Aa örümcek çocuğa bakın. Ne yazmış? Döner yazmış. Hayırdır örümcek çocuk, acıktın mı? Evet baba acıktım. Canım döner istiyor. İyi hadi bakalım. Vay be, bayağı üstte kaldınız. Durun ben de yanınıza geleyim. Oo hoş geldin sunucu abi. Hoş bulduk. Sıradaki harfiniz E harfi. E harfi, E harfi, E harfi ne olabilir, ne olabilir? Ben yine şehirlerden ilerliyorum arkadaşlar. Edirne'nin E'si. Edirne. Tarık sen bana nasıl yaklaştın? Bak ne yazdım. Elektronik. Ne? Abi keşke benim aklıma gelseydi. Ben niye Edirne yazdım ya? Of. Örümcek çocuk sen ne yazdın? Ne? Baba aklıma bir şey gelmedi. Örümcek çocuk arkadaşlar ev yazmış. O kadar, sadece ev yazmış. Örümcek kız ne yazmış? Ekran yazmış. İyi iyi, mantıklı. Evet aşkım aklıma sadece ekran geldi. Örümcek çocuk sen niye böyle bir şey yaptın? Hiç mi aklına bir şey gelmedi? Ay baba gelmedi. Ya oğlum ya, çok aşağıda kaldın. Arkadaşlar baksanıza, örümcek çocuk bizden çok aşağıda. Sıradaki harf F harfi. Bu benim ismim Feridet'in F'si. Feridet bir de uzun bir isim arkadaşlar. Kendi ismimi yazacağım tabii de. Feridet. Örümcek kız ne yazmış? Futbol mu? Evet aşkım futbol. Sen futbol oynar mıydın ya? Hayır aşkım ama bunu buldum. Aklıma bu geldi. Örümcek çocuk ne yazdı? Ne? Fil mi yazdın? Baba evet aklıma bu geldi. Oğlum ne yapıyorsun ya? Fil ne demek? Ne yapayım baba, bunu düşünemedim. Oğlum sen yandın ya. Aklına gele gele fil mi geldi yani? En kısa kelimeyi yazdı. Yani örümcek çocuk sen yarışmaları mı karıştırdın? Şu an biz en kısa yazma yarışmasında değil, en uzun yazma yarışmasındayız. Tarık ne yazdı? Fakir yazmış. Evet fakir. Evet Tarık fakir. Evet fakir. Evet arkadaşlar eleme moduna geçiyoruz. Eleme modu mu? En aşağıdaki kişi maalesef eleniyor. Örümcek çocuk. Baba. Neyse oğlum, yarışmadan sonra görüşürüz. Seni eleyeceklermiş. Hayır örümcek çocuk gidiyor.
Yapacak bir şey yok, örümcek kız. Görmüyor musun? Çok aşağıda. Olamaz. Hayır, olamaz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. 3 kişi kaldık. Yarışmaya 3 kişi devam ediyoruz. Bu yarışma böyle. Sıradaki harfimiz G harfi. Evet, G harfini yazsam ne yazsam ne yazsam ne yazsam. Ben G harfi geri bul yazacağım arkadaşlar. Bugün bu videonun yayınlandığı tarih 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün tarih ne yazmış? Aha, gazete yazmış arkadaşlar. Benim yazdığım daha da uzun. Hayır. Keşke ben yazsaydım. Keşkelerle olmaz bu iş. Örümcek kız ne yazmış? Ne? Örümcek kız ne yazdın sen öyle? Aşkım, aklıma bu geldi. Vallahi aklıma bu geldi. Yemin ediyorum. Sen yandın örümcek kız. Sen vallahi yandın, biliyor musun? Evet aşkım, farkındayım. Of of ya. Ne yaptın sen? Örümcek kız bir sonraki herkesin yandı. Bence de. Umarım buradan sonra toparlar. Sıradaki harfiniz H harfi. H harfi, H harfi, H harfi ne olabilir? Hayvan arkadaşlar. H harfi hayvan. Hı? Örümcek kız, sen bana nasıl yetiştin? Yetiştim aşkım, bak helikopter. Ne? Ben de yetiştim, bak hastane. Olamaz arkadaşlar, şu an çok çekişmeli gidiyor. Bana yetişti örümcek kız, görüyor musunuz? Hem de sadece bir kelimeyle. Olamaz, olamaz. Evet, şu anda gerçekten bayağı çekişmeli gidiyorsunuz. Evet sunucu abi, ama en üstte ben varım. Ben kazanacağım, ben kazanacağım. Hayır, sen kazanamayacaksın, ben kazanacağım. Hayır, ben kazanacağım. Siz öyle zannedin. Siz anca rüyanızda kazanırsınız. Sıradaki harf I harfi. I harfi mi? Aklıma da bir şey gelmedi, biliyor musunuz? Ne yapsam? I, I, ışık. Işık. Tamam arkadaşlar, buldum. Işık. Örümcek kız bana yetişmiş. Yetiştim sana. Ispanak mı? Evet aşkım, yapıyordun ya sana. Çok seviyordun hatta. Ne? Aa, Tarık da bana yetişmiş. Evet, ıhlamur. Ihlamur çayı. Olamaz arkadaşlar, olamaz. Abi, abi olamaz arkadaşlar. Kim kazanacak? Ben kazanmalıyım. Ben kazanacağım. Hayır, ben kazanacağım. Vay be, bayağı çekişmeli şu anda. Evet, çok çekişmeli sunucu bey. Sıradaki harfiniz J harfi. J harfi. Ne olabilir, ne olabilir, ne olabilir? J harfi, jet. Tamamdır arkadaşlar, yazdım. Aşkım bak, ben senden bir blok öldüreyim. Hayır. Arkadaşlar, örümcek kızın kazanmasına bir blok kaldı. Evet, örümcek kız çok yaklaştı şu anda. Evet, ben kazanacağım. Benim iki blokum var, bir tanesi kazanmak için. Hayır. Tarık, sen niye bir şey yazmadın? Düşünüyorum. Öyle bir şey yok, düşünmek yok. Oyundan atar mısınız lütfen Tarık? Bu çok düşünüyor ama. Birazcık düşünmesine hak tanıyabiliriz. Evet, düşünemez. Beyin benim, akıl benim. Düşünürüm tabii. Tamam, düşün Tarık, düşün. Tamam, buldum. Teşekkür ederim aktardığınız için. Önemli değil, hadi yaz be oğlum. Yazsana be, hadi ya. Tamamdır, şöyle. Saçlarımızı hele süreriz düzgün olması için. Tabii ki de şöyle süreriz. Olamaz arkadaşlar. Şu anda en aşağıda ben varım. Yani teknik olarak bir blok aşağıdayım. Ne yapacağım ben? Büyük ihtimalle sıradaki ve son harfiniz K harfi. Hadi bakalım, en uzun yazan K harfinde kazanır. En uzun yazan kazanır arkadaşlar. Son en, hadi bismillah. K harfiyle en uzun kelime. K harfiyle en uzun kelime. Lütfen arkadaşlar, düşünün 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 düşünün. Kabadayı. Kabadayı yazıyorum arkadaşlar ve gözümü kapatıyorum abi. Kesin ben kazanacağım. Hadi arkadaşlar, varım, ben kazanırım. Dönüyorum arkamı. Ben kazandım. İşte bu. Ferit kazandı. Evet, ben kazandım arkadaşlar. Sağda sola giden video var. Tıkla 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 tıkla. Sağda sola giden çıkan video. Lütfen tıklamayı unutmayın Ferit ailesi. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Ferit ailesi. Lütfen sağda sola giden çıkan video tıklayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.